Merhaba arkadaşlar, motosiklet felsefecisi Ruhi Usta kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu arkadaşlar Honda Space Alpha. Space Alpha'larda detaylı varyatör bakımı ve motorları almadan önce ekspertizin önemi arkadaşlar. Ekspertiz neden yaptırmamız gerekiyor? Bunlar çok önemli. Çünkü bir motoru almadan önce özellikle scooterları arkadaşlar kesinlikle ekspertiz yaptırmanızı öneriyorum. Kilometresi ne olursa olsun arkadaşlar. Çünkü farklı sorunlar çıkabilir. Her an yani farklı masraflar çıkabilir. Yani gözü kapalı hiçbir motoru almayın arkadaşlar. Bilen birine gösterin derim. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Kanalımıza abone olalım. Like atalım. Hoşçakalın. Dostçakalın. Merhaba arkadaşlar. Motosiklet felsefecisi Ruhi Usta kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü konumuz Honda Space Alpha. Honda Space Alpha'da detaylı bir varyatör bakımı yapacağız ve kısa bir tanıtımını yapacağım size. Çünkü uzun zaman oldu bu Space Alpha'lar, biliyorsunuz PCX'in yavrusu arkadaşlar. Yani ha PCX ha Alpha gibi, yani dayanıklılık yönünden. Ama diğer açılardan alamanlığı boş, kullanımı biraz daha rahat. Bu motorlar Honda'nın en başarılı motorlarından birisi arkadaşlar. Alpha yani en uzun kilometre yapan ve en az parça yıpratan bir motor. Yani varyatörü, debriyajı, kayışı, tahrik topları sık bozulmayan motorlar serisi. Bundan yani PCX bundan daha dayanıklı ama bu PCX'in bir altında gidiyor. Bundan önceki Space'iydi, Fizz'iydi vesaireydi, onları geçiyoruz. Honda Dio'ydu, onu da geçiyoruz. Çünkü şu an için Space Alpha bulabiliyorsanız arkadaşlar kilometre yapmamış hemen alın. Çünkü bulunmaz bir nimet. Şimdi bu motorumuz 6-7 bin kilometrede. Normalde 4 bin kilometre ile 8 bin kilometre arası şu kısmın detaylı bir varyatör bakımı yapılması gerekiyor. Biz şu an bu motorda o uygulamayı yapacağız. Bu uygulamayı yaparken de arkadaşlar nereler sökülüyor? Ben size hızlı bir şekilde her şeyini göstereceğim. Space Alpha arkadaşlar. Alpha şimdi buradan bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar. Kanalımla abone olmayanlar varsa abone olsun. Şu an seyredip de like atmayanlar varsa bir de like atıverelim arkadaşlar, size zahmet olmazsa. Çünkü bunlara ücret almıyorum. Yani katıl veya teşekkür gönderin demiyorum yani. Ha içinizden geliyorsa katıl butonuna basıp bir de destek olabilirsiniz. Çok hoşunuza gittiyse teşekkür bölümü var, oradan teşekkür edebilirsiniz. Tabii bunlar hepsi parayla oluyor bedava. Böyle de bir durum var. Şimdi arkadaşlar İşin konusuna geliyoruz. Asıl özüne, gerçekten Space Alpha benim de en çok binip test ettiğim ve uzun kilometreler yaptığım bir motor. Buradan Space Alpha sayfalarında, Facebook sayfalarına da sesleniyorum. Motorlarınızın kıymetini bilin arkadaşlar. Fakat motorlarınızı harici bir şeyle takmayın. Gereken işlemleri yaptırmayı da bu motor 110 rahat giden bir makine. Ha bundan 120, 130, 150 yaptırayım diyenler uğraşmasın. Çünkü teker çapı çok ufak. Makineye yazık edersin. Onun yerine PCX alın diyorum. Şimdi Space Alpha hava filtresi, varyatörü, yağ değişecek, şanzıman yağı değişecek. Neler yapacağız? Nerelerden başlayacağız? Şimdi varyatörü de filtreyi de sökmek için şu marşpiyel alınıyor arkadaşlar. Sol marşpiyel dediğimiz parça. Bunu en kısa nasıl alırız? Eğitim mahiyetinde bir video veriyorum. Bak şurada bir yıldız vidamız var. Hocam şöyle tutalım. Bak şurada şöyle bir yıldız vida var. Bu yıldız vidanın ucu ne durumda bakalım. Buraya bazen toza toprağa maruz kalıyor arkadaşlar. Ondan dolayı bazen sökülmeyebiliyor. Ama yine de ben şöyle bir deneme yapıyorum sizin için. Evet. Burası biraz maruz kalmış arkadaşlar bazı şeylere. Şu şekilde sökebiliriz. Bir civatamız burada var. Bak şöyle bir tane. Civatana söylüyorum arkadaşlar. Gel hocam, yakın gel. Paspası kaldırıyoruz o civatayı aldıktan sonra şu paspasımızın uç kısmını şöyle alıyoruz. Bir civata da şurada var. Şu kısımda var. Bunu da şöyle söküyoruz. Fazla zorlamadan. Bunun dışında nelerimiz var? Ona da geçeceğim. Şimdi şu civatayı sökmüyoruz. Sakın bunu sökmeyin. Şurada plastik iğneli tırnaklarımız var. Bak şöyle ortasına basılır. Yandan çıkar. Şu şekilde arkadaşlar. Şu şekildedir. Takarken de şunları geriye tekliyoruz. Bak şu şekilde. Takarken de o şekilde takacağız. Bir tane de burayı söktük, orayı söktük. Şurada bir tırnağımız var. Şu
Çünkü bu motor Gıl 1'nin motoruymuştu. İsim vermek istemiyorum. Ankara'da bir iki tane Gıl sürücü var. Bu ilk ikiye giren Gıllardan. Onu da bir attık arkadaşlar. Bir de şurada var bak. Yani bu motor kaskasyon orijinal bir motor. İkinci el alınmış ama sıfırdan farkı yok arkadaşlar. Öyle diyeyim ben size. Şunu da aldık, attık. Şimdi diyeceksiniz ki ya onu attık, bunu attık. Bunu nasıl çıkaracağız? Tırmadan, tırnakları bozmadan. Hareket şu bak. Sol elimiz alıyoruz. Şu tırnağı. Şuradan kurtardık şu şekilde bak. Buraya geldik. Buraya geldik. Buraya geldik. Bak harekete bak. Küçük. Tek kesene çıktı. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? Varyatörümüzü sökeceğiz. Varyatörümüzü şöyle özel aparatımızla arkadaşlar. Özel aparatımızla. Ya işte kullandığım makinenin markası ne, şunun ne, bunun ne? Yani daha bana marka murka sormayın arkadaşlar. Bitmiştir. Böyle döküyoruz. Beni en iyi, en hızlı takip eden, en fazla yorum yapana bu makineden ücretli hediye edeceğim. Ücretli. Buyur, buyur. Bedava. Ama ücretini bir duysa kafayı yer. Ücretli hediye edeceğim. Bütün aparatları. İleride, şimdi değil tabii. Çünkü arkadaşlar marka verdiğimiz, reklam yaptığımız her şeyin fiyatı artıyor. Onun için bunun reklamını ve markasını vermiyorum. Ne olduğu sürprizlerle de. Telefon. Efendim. Aydın selam abi. Burak. Ne için abi? Evet, sabahtan gel abi. Doğudun gibi burada. Her şey var. Yoksa da alıp gelir. Evet arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Bütün civatalar söküldü. Evet, varyatörümüz bu şekilde. Rompamız, peçemiz çıktı. Bu şekilde. Şimdi burada arkadaşlar şu somunla şu somunu sökeceğiz. Burayı 19 söküyor. Şu şekilde. 19'da burayı söktük. Attık. Buranın bir kolu var. Onu da attık. Burayı da 22 söküyor arkadaşlar. Arkadaşlar debreje bakıyoruz. Bakımsızlıktan yağ içinde kalmış. Normal yani dahi sökülmemiş. Kaskasyon işaretleri duruyor. Yani aslında arkadaşlar yanlışımız nerede? Motor 5000, 6000, 7000'de de olsa almadan önce işin ehli bir ustaya göstermenizde fayda var. Bu arkadaş şansını denemiş. Hani bir yerde kutu olur da zarfımı açarsın. Şansına mı gider? Şansına gitmiş. Şans kapıyı çalınca Gıl 1'inden motor almış. Yani bunu Gıl 1'inden değil de Langullungur 1'inden alsaydı şimdi buralarda kim bilir neler çıkacak. Yani bunu da buradan söyleyeyim. Öyle ezbere motor almayın. 5000'de de olsa 6000'de de olsa bir ekspertiz ücreti vererek motora bir baktırın yani. Ankara'daysanız biz gerekirse ayağında ekspertiz hizmeti veriyoruz. Yani mobil ekspertiz. Motor adam Gıl gelmek istemiyor. Ustanı al gel dedi. Ne yapacağım? Gelecek. Götüreceğim kardeşim. Nasıl bulacaklar abi seni? Nasıl bulacak? Yeterli cebinde para mı olsun? Para sana yol gösteriyor. Koğul amcaya yazdım böyle şak diye gösteriyor. Şurada Ruhus da var. Telefon numarası var. Burayı bir yakın bakmaya çalışıyor. Yanak. Oradan bize ulaşabilirler. Tamam. Şimdi arkadaşlar bunun bir anlamda kayışı falan 30 bin gidiyor, 40 bin gidiyor. Şu an motor 5-6 binde pırıl pırıl. Bir sıkıntı yok. Kayışı buraya takıyoruz. Şimdi bunun haricinde ön varyatöre bakıyoruz. Şöyle.
motor bakım istediği neden belli. Varyatörün orta burcu zor geliyor, biliyor musun? Biraz bakım istiyor. Şimdi arkadaşlar, hiç bakım istemiyor diye bir şey yok. 4000 ile 8000 arası illaki yapılması gereken bakımlar var. Şimdi böyle koyduk. Kahit toplarına bakıyoruz. Evet, orijinal ama bak bakım istiyor. Hep lekelenmiş arkadaşlar. Bunlar yıkanacak. Bunlar nasıl bir evreden geçiyor? Süleyman Usta yapıyor. Yakın makarajda bir gösteriver. Universal bir bilgidir. Aynı öyle yapalım. Belki videoda o bölümleri gösteremeyiz. Niye gösteremeyiz arkadaşlar? Aşırı yoğunlukta her şeyi iğneden iple artık göstermenin bir şeyi kalmadı. Artık yani sizler de level atladınız. Önceden ilkokul bebesini anlatır gibi anlatıyorduk. Şimdi gerek kalmadı. Herkes level atladı. Şu an sürücülerin çoğu bir şöyle bir ellerinde sökme takmaları eksik. Onu da Allah izin verirse bazı takipçilerimize hediye edeceğiz. Tabii ücretli hediye edeceğiz. Beleş hiçbir şey yok. Beleş mezar bile yok Allah'ım. Var mı? Yok abi. Haklısın abi. Nerede beleş oraya yerleş diyorlar. Bu ne demek? Vallahi bu tartışılması gereken uzun bir konu bence. Yani her beleşe de yerleşilmez. Yani. Değil mi? Ya ona da dikkat edeceğiz arkadaşlar. Yani her şeyde bir şey arayacağız. Yani beleş mezara bile girmeyin. Paranızı verin de. Şimdi bu motor 80-90'ı geçmemiş yıl birinde olduğu için hep düzgün çalışmış. Bak, dalgalanmalar yok. Yani maşallah var, güzel kullanmış. Güzel kullanmış. Motorun sahibi beni görüyorsa maşallah var. İyi otomatiğe alışmışsın yani. Arazi motorundan sonra buna bindik. Şu an aldığım motoru nasıl kullanacağım bilemiyorum. Hiç ölmez herhalde. Evet, daha arkadaşlar mesajlar gereken yerlere gidiyor. Şifreli mesajlar var. Evet. Yalnız bunun içi yağ içinde kaldı bakımsızlıktan. Yani biraz daha gelmeseydik buradaki yağla debrecimize bir bakalım. Debreç tasımız falan orijinal her şeyimiz. Şöyle bakıyoruz orijinal arkadaşlar. Şimdi K48 şurada kodumuz var. Evet, Alfaların kodu K48'dir arkadaşlar. Şu da arka debreci. Bu debreş 40-50 bin kilometre gidiyor arkadaşlar. Bunları söküp yerine yan sanayi taktıranlar var. Sakın öyle bir şey yapmayalım. Şimdi şunu da sökeceğiz. Onları sökmeden önce arkadaşlar bir hava filtremize bir el atacağız. Hava filtremiz nasıl çıkacak? Ona da bir bakmamız lazım. Şimdi hava filtresi ne durumda? Bir bakalım. Arkadaşlar bu makinenin şöyle de bir özelliği var. Yıldız ucu da burada kullanabiliyoruz. Bunu deniyoruz şu an test aşamasında arkadaşlar. Firmanın birinden sağ olsun hediye geldi. Hediye geldi. Deniyoruz arkadaşlar. Bütün hediyeleri bekliyoruz. Mokul'dan, Zotul'dan, Suzuki'den, Honda'dan, Vespa'dan, Attila'dan ve Yamaha'dan bu tarz hediyeler bekliyoruz arkadaşlar. Onlar light atmasın. Daha mı gönderir? Bunu da bir firma gönderdi bize. Test edin diye. Test ediyoruz. Gayet başarılı. Her işe yarıyor bak. Tek celsede. Bunu çıkarıyorsun. Buraya şunu takıyorsun. Varyatörü söküyorsun. Canım. Araba vizyonuna kadar söküyor arkadaş. Çok yani güçlü bir şey abi ya. Varyatör işinde iş yapar. Fiyatını söylesem millet güler şimdi. Nedir abi? Söyleyeyim mi fiyatını? Sen fiyat söylemiyorsun ama hiç. Bunu da söyleyelim de söyleyelim insanlar abi. Rahatlasın çünkü devamlı mesaj yazacaklar. 1 lirayla 1,5 lira arası bir fiyatı var. Netini söylemiyorum. Minimum 1 lira, maksimum 1,5 lira. Ortasını kendiniz bulun. Nasıl bir şey yaptık ortaya? Aynı ayarda bir şey aldık. Şimdi mesela motorda Çin malı almayın ama bu tür şeylerde bunları alın işinizi görür. Mesela motorda diyoruz ki Honda alın, Yamaha alın. Adam gidiyor dışı seni yakar, içi beni yakar diyorum, onu alıyor. Ha şunlar da al abicim. Bunda senin yüke binmiyor, bir şey binmiyor. Sökeceğin iki tane somun. Öyle değil mi? Aynen öyle abi. Yani gidip de 10 liralık Cakita Cukuta almana gerek yok. Al şunu 1000-1500 liraya, işini görüyor yani. Yani böyle de bir durum var arkadaşlar. Onu da söylemiş oldum. Ama tutup da ya bu motor 80 lira gidip de 40 liraya Çin malı bir enkaz alırsan sıfır enkaz. Çin malı sıfırına da enkaz diyorum ben. Çünkü alır almaz arıza yapıyor. Şu yağmurda hadi bin bakayım Çin malına. Hep böyle.
buna dikkat edeceğiz. Bu Avrupa'nın keşke üretim biraz daha devam etseydi. Kısa bir ara verelim, üstte basalım. Evet arkadaşlar, detaylı varyatör bakımında neler yapıyoruz? Motorumuzun bütün parçaları şu şekilde yıkanıyor. Motorumuz Honda Space Alpha arkadaşlar. PCX'in yavrusu diye geçer. Yani PCX'i sevmeyenler, önünde boşluk yok diyenler, yok ayaklarımı uzatamıyorum, yok pazardan heybe koyamıyorum, yok domates kasası koyamıyorum diyenler için al sana Space Alpha diyoruz. Ve Space Alpha da türünün hem en az yakanı hem en az arıza yapan motoru arkadaşlar. Yalnız bunlar niye arıza yapıyor? Bunlar niye bozuluyor? Bunlar niye düzeni kaçıyor? Bunları herkes yapamıyor arkadaşlar. Yanlış anlamayın. Bunları önüne geleni karıştırmayacaksın. Bunlara harici tesisat takmayacaksın. Bunlara elce ısıtma, xenon far, sis far, led far, önündeki fara düğme, farın amperini, wattını, yok led takayım, yok şunu takayım, bunu takayım dersen bu motoru düzen tutturamazsın tabii. Çünkü bu motor full donanımlı, full elektronik bir motor arkadaşlar. Yani bundan daha donanımlı bu şekilde scooter hiçbir marka üretemedi. Görselliğine aldanmayın. Bu makina aşırı rahat bir makinadır. Sıfır vibrasyon, titreşim yok, branka yükleniyor, marş dinamosu yok, binyon dişli yok. Daha ne yapsın adam yani? Marş dinamosu yok, marş motoru yok, marş dişlisi yok. Bu ne demek? Branka yük binmiyor, sırtında sırt çantası yok. Ha, kısa kolla çalışıyor. Bu motorda öyle çalışıyor arkadaşlar. Üstünde bir kaban olsa, bir kapşonlu bir kazısı olsa, ayağında bot olsa yürüyebilir misin? Yürürsün ama nereye kadar? Nereye kadar? Bir spor bak, eşofmanla gelmişsin mesela. Bir böyle koşup gelmek var. Bir de motorcu kıyafeti giysek nasıl yürüyecek? Ya böyle bir durum var. Bu motorda arkadaşlar kendi çapında, kendi kategorisinde rakipsiz arkadaşlar. Rakipsiz. Ya işte buna benzer A marka, B marka çıktı. Yok Carora, yok Curora, yok Rekase, yok Kuba, yok Carttı, yok Curttu, yok Mondial'dı, yok Zondial'dı çıktı. Çin çıktı, Çan çıktı. Ya bırakın bu işleri. Yani Çin'i, Çan'ı, Çun'u. Motor olsaydı zaten millet bunları almazdı. Şu an bu motor ikinci eli 70-80 lira ederken Çin, Çan, Çun'un 0-35 lira. Alıyorsun, iki gün gitmiyor. Yani biz burada şunu demek istiyoruz aslında. Çin'e, Çan'a, Çun'a 50-60 lira, 70 lira, 80 lira veriyorsunuz. Bunun ikinci eline o parayı verin deyince millet diyor ki ya o motordan bulamıyorum. Sıfırını illaki bulamayacaksın tabii ya. Yani 100 milyarlık, 80 milyarlık motoru adam sana verir mi? Vermez sıfırını. Sen ne yapacaksın? Çin'e 50-60 verese ya da bunun ikinci el temizliğini, ekspertiz yaptırıp alacaksın. Bitti. Senin sıfır Çin malını almaktansa bunun 50 bin kilometresindekini almak aynı. Hiçbir farkı yok. Bu 50 bine gelmiş alıyorsun, Çin'in sıfırını alıyorsun. Aynı. Bunun 50 bini Çin'in sıfırıyla aynı temizlikte, aynı ayarda olur. Hatta daha fazla olur. Şimdi şu PCX'i yakından göster. Göster o PCX'i. PCX yok diyorlar piyasada. Al 2022 PCX. Şu motor 90 lira 100 lira alan yok. Niye alan yok? Neymiş? 75 bindeymiş. 75 binde bak bakayım bir motora. Sıfır Çin malı mı alırsın? 75 binde sıfır kondisyonda ya harbiden. Yani böyle de bir durum var. Şimdi Honda'da, Yamaha'da, Suzuki'de, şurada, burada kilometreyi fazla kafaya takmayacaksın. Bunlar da millet alınca biniyor. Şimdi Çin malında 70-80 bin, 100 bin yapan daha yok yani. Belki vardır bir iki tane istisna, onlar da şimdi mantar gibi patlar bu yorumlara yazarlar. Hemen çıkıyorlar abi. Yağmurda yağmur. Herkes evde. Patır patır çıkıyorlar. Süper Mario gibi basıyor havalarından. Habire çıkıyor. Buradan basıyor, oradan patlıyor adam. Öyle de bir durum var yani. Şimdi bir iki tane illaki çıkıyor yani. Adam diyor ki ben burada yan sanayi parçayı anlatıyorum. Motorunuza bulaştırmayın. Şunu yapın, bunu yapın. Ben diyor yan sanayi parçayla diyor 100 bin kilometre bindim. Yani bir iki tane mantar bitiyor. Saksı eksek saksıda da biter. Doğru mu? Doğru soruyorsun abi. Yani tamam da yani sen bir tane öyle kullandın diye milyonlarca insanı mı riske atalım yani? Böyle de bir durum var. Doğru mu? Tesadüfen denk gelmiş. Şimdi kendini denize atıyorum. Yüzmeyi bilmiyorum. Adam sapasağlam çıkıyor. Öbür taraftan adam yüzmeyi biliyor. Çıkamıyor. Aynen öyle. Yani bu şansa bırakmamak şans lazım. Biz de diyoruz ki motorlara yan sanayi parça bulaştırmayın. Bitti. Bunun alternatifi var mı? Adama diyorum ki yan sanayi parça bulaştırma. Şu parçalar 100 bin gidiyor diyorum. Ya diyor işte diyor onun diyor işte diyor o zaman diyor Honda'ya diyor bağlı mı kalacağız? Şunu mu yapacağız? Bunu yapacağız. La kardeşim bunu Honda üretmiş zaten. Mecbur evet, bağlı kalacağım. O zaman git Çin malı motor al.
Bunu ben aynen üretmişim. Abi. Parçasını da ben üretmişim. Honda'ya esir mi olacağım? O zaman niye aldın benim motorumu? Git Çin malı motor al, rezil ol. Yani böyle bir şey var mı ya? Adam ister mi motorun kötü parçayla yürüsün? İyi parça takıyor, 100 bin gidiyor. Bugün Çin malı motor alıyorsun, 10 bin, 15 bin sonra fire veriyor. Ondan sonra diyor ki, abi ben bunu aldım ama buna diyor Honda'nın diyor hangi parçalara uyar? Ondan sonra gezelek olmaya başlıyor. Hani Honda'nın parçaları pahalıydı. Hani orijinal takmıyorduk. O zaman Çin malına niye Honda takmaya çalışıyor? Yani bir böyle bir bu ne çelişkan ne diyor ya Ahmet Kaya rahmetli. Olsa da dinlesek tehlif olmasa da. Yani demek istediğim arkadaşlar yani bu işin sonu yok. İnsanlara bedava bilginin tek adresi motosiklet felsefecisi Ruh Usta kanalı diyoruz ve diyoruz ki arkadaşlar kanalımıza abone olun, like atın. Güzel videolar geliyor. Bedava bilgiler veriyoruz. Yani bunlar yabana atılacak bilgiler değil arkadaşlar. Bu bilgilerle, bu videolarla dükkan açıp ekranında bizi seyredip gece sabahlara kadar arıza çözmeye çalışan arkadaşlar var. Telefonla bize ulaşanlar var. Hepsine elimizden geldiği kadar yardımcı oluyoruz. Çoğu gurur yapıyor, bizi aramıyor. Bizim adımızı bile anmıyor. Böyle insanlar da var. Ama kopya nereye kadar kopyalayacak ha? Fotokopi her yerde geçer. Aslında aynı kız mühürü lazım. O mühürü de benim bulmam lazım. Oh. Böyle de bir durum var. Şimdi her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır. Herkes iş yapar ama sahada ne verir bilemeyiz. Şimdi biz arkadaşlar burada diyoruz ki varyatörlerimize yan sanayi parça bulaştırmayalım. Şimdi bu motora biz ne yaptık arkadaşlar? Hiç bir tane parçasını değiştirmeden bakımla motorumuzu hayata çevirdik. 10.000 kilometre daha gidecek. Şimdi neye benziyor? Bugün yağ değiştiriyorsun. Yağı ne yapıyorsun? 5.000 yerine 3.000'de değiştiriyorsun. İşgüzarlık yapıyorsun. Varyatörü niye 8.000, 10.000 yerine 5.000'de getirmiyorsun? Niye? Arada Napolyon var. Yani bir de öyle bir durum var. Şimdi yağı 4.000 kilometre gider diyor Honda kataloğunda. Hatta 5.000 diyor ama korkudan herkes 2.000'de değiştiriyor yağı. Ama biri de demiyor ki ya bu varyatöre bir şey olur mu demiyor. Asıl yolda giderken sana varyatör lazım. Evet, yolda gidiyorum abi ıssız bir yerdesin. Ayılar var, kurtlar var, kuşlar var. Yolda kayış koptu ne yapacaksın abi? Tırtıngen. Bitti. Tırtıngen neydi? Tırtıngen'in arkadaşıydı. Jortingen'in arkadaşıydı pardon. Pardon Jortingen neydi? Tırkin'in en mi değişiyor? Ya fark etmez ikisi de aynı kapıya çalıyor. Onun için arkadaşlar yolda giderken size kayış lazım. Bu motor çalışmadan zaten yolda bırakmaz. Kayıştan varyatörden bırakır. Uzun yolda gidiyorsun, tapakaz gidiyorsun, gidiyorsun. Hep yukarıda %110'da gitmeyi biliyorsun. Bak, hep %110'da gide gide ne olacak abicim? Buralar zedelenecek. Bunun bakımını yaptırmazsan %110 bura derinlik verdi. Kayış ne yapıyor biliyor musun? Ediyor. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Ondan sonra usta motor çalışıyor, teker dönmüyor. %98 kayış. %2 ihtimal var dişli içeriden belki kendini kırarsa diye. Orada daha bu zamana kadar hiç karşılaşmadım. Onun için arkadaşlar varyatörlere bu şekilde detaylı bakımı olmazsa olmazlardan bu motorumuzda 6.000 kilometrede hiç varyatör bakımı yapılmamış. Tamam kullanıcısı kılpıyor olabilir ama pinti belki para harcamamak için varyatörünü baktırmamış olabilir. Yani her kıl adamdan motor alınır ama bazı kıl adam da parçayı son haddine kadar kullanır. Eli cebine gitmez. Yani böyle tipler de var. Her şeye harca, motora gelince harcamaz adam. Her şeye parayı verir, ustaya gelince işçilik vermeyen tipler var. Neler neler gördük biz ya. Şimdi bak, çıkan kire bak. Bu kir nereden çıktı? Senin varyatörden çıktı, doğru mu? Aynen öyle abi. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Şöyle varyatörümüzün kayışın çalıştığı şu kısımları da şöyle güzelce temizliyoruz. Aradaki farkı göreceğiz arkadaşlar. Sıfır motor aldık. Yok serviste bakmıyorlar, etmiyorlar. Ankara'da olanlar gelsin arkadaşlar. Varyatörünü 4.000 ile 8.000 arası şu bakımı yaptırsın. Motoruna 40.000 kilometre ben garanti veriyorum. Hiçbir parça değiştirmez. 40.000 kilometre. Allah Hadi buyur Hodri Meydan. Hodri Meydan. Servis yerine ben garanti veriyorum. 40.000 kilometre. Yalnız her 8-10 binde varyatör bakımı yaptırmak şartıyla. Buyur. 40.000 kilometre parça değiştirmeme garantisi veriyorum. Var mı? İşine gelen gelsin abi. Bu kadar net konuşuyoruz abi yani. Abi. Servis 20.000 kilometre
Honda kendi motoruna garanti vermezken ben Ruhi Usta olarak Honda'nın motoruna 3000 kilometre ben garanti veriyorum. Yalnız her 10.000 kilometrede bir varyatör bakımı yaptırmak şartıyla. Servis 20.000 kilometre neye göre garanti veriyor? Her 3-4 binde bir yağ değiştirme farkıyla. Alttan yağı boşaltıyor, üstten koyuyor, geçiriyor, al sana garanti. Bizde öyle değil, bizde mekanik bakım yapıyoruz. Doğru mu? Aynen öyle abi. El hareketleri yanlış mı oldu? Yok, hiç çok güzel oldu abi. Peki Ruhi Usta, bayan arkadaşlarımız da buraya, hani şimdi ben çok görüyorum bayan motosiklet kullanan arkadaşlar. Evet. Onlar da izliyordur illaki. Ya izliyor da şimdi şöyle bir şey, yani artık Türkçe öyle bir sürüyor ki bayı bayanı kalmadı. Bazı şeyleri onlar da anlayışla karşılayacağına inanıyorum. Eğer bir yanlış... Yok, ben servis açısından söylüyorum. Servis ben açısından servis herkese açısından. Kapımız açık. Şimdi bay bayan sürücü fark etmiyor. Hepsine elimizden geldiği kadar yardımcı oluyoruz. Yani motorlarını elimizden geldiği kadar trafikte sıkıntı yapmayacak şekilde yürütüyoruz. Biz illaki Honda, Yamaha demiyoruz. İlk defa motor alanlar oluyor. Mesela motor markası, modeli fark etmez. Onlara da yardımcı oluyoruz. En azından motorlarını tanıyorlar. Tanıdıktan sonra o motorun bir geçiş motoru olduğunu anlayıp sonra farklı modellere, farklı motorlara geçebiliyorlar yani. Böyle de bir durum var arkadaşlar. Şimdi bizim videolarımız doyurucu, içerik dolu bilgilerdir arkadaşlar. Kesinlikle sıkmaz, kasmaz. Arkadaşlar videolarla alakalı önerilerinizi de bekliyoruz. Ha, ses kalitesi düşük diyebilirsiniz, şu bu. Onları biliyoruz arkadaşlar. Çünkü bulunduğumuz ortam atölye ortamı. Her türlü aracın, motorun bir arada yapıldığı bir ortam olduğu için ses illaki farklı çıkıyor ama bu sefer arkadaşın şansından ne yıkama çalışıyor, ne ses var, ne soluk var. Şu an ses gayet net gelmesi lazım. Kesinlikle, doğru. Kesinlikle. Bir de Cihan kardeşimize teşekkür ediyoruz. GoPro'yu bize hediye etti. Her video çekmede onu da böyle buradan kesesine anıyoruz. Bereket. Kesesine bereket. Tekeri düz bassın. Allah kazancını arttırsın. Nice GoPro'lar kazansın. Bunun amin. Amin. Kazansın. Amin. 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 Hediyeleşmek güzeldir. Cihan kardeşim gelse de ben de ona bir çuval hediye hazırladım. Alıp gitse bakacağız. Ona da bir güzellik yapacağız. Cihan kardeşimize duyurulur buradan. Tabii. Onu da ne yapacağız? Kendi varyatörünü kendi sökebilecek hale getireceğiz. Cihan kardeşimize eğer şu şarjlıyı test ettikten sonra bunu da Can kardeşimize hediye etmeyi düşünüyorum ben. Hiç hayırlı uğurlu olsun. Almadım. Hayırlı uğurlu olsun. Yani böyle bir güzellik yapacağım. Bunu bütün aparatlarıyla beraber vereceğim. Fransa'da kendi varyatörünü kendi yapsın. Ama uçaktan bunu geçirirken bundan daha fazla para alırlarsa bir de öyle bir durum. Aynen. Oradan kurtarıyoruz da makine yine güzel abi. Ama içimden geldi. Gelsin ona bir böyle manuel varyatör sökme aparatı veya bir şey hediye edeceğiz. Tabii bu manuel varyatör sökme aparatını bekleyen bütün takipçilerim var. Arkadaşlar altyapı çalışmaları devam ediyor. Şu an çelikleştirme aşamasındayız malzemeyi. Malzemenin işi bitince bak en güzel temizleyici nedir arkadaşlar? Benzindir. Dünyada savaşlar neden çıkıyor arkadaşlar? İşte bu temizleme malzemesi yüzünden çıkıyor. Bu benzin kadar ortalığı temizleyen hiçbir şey yok arkadaşlar. Hem yakıyor hem temizliyor. Hem yakıyor hem yok ediyor hem temizliyor. Yani çakmağı çalarsın uçarsın. Adam akıllı kullanırsın her yer temizler. Ruhumuzu da temizler mi? Ruhumuzun bedenden ayrıldığı noktayı bile yok eder. Ruhumuzu temizleyemez. Ruhumuz temizlenmesi için kendini... Bak gördün mü? Evet. Bu kadar yeter. Bak bunu şuraya yapıyorum. Gel. Bunları arkadaşlar doğayla tanıştırmıyoruz. Bunları atık toplama aracına veriyoruz. Bu atıklar, kimyasallar arkadaşlar biliyorsunuz çok tehlikeli. Bunları da doğadan uzak tutmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda doğacıyız. Evet, şurayı bir gösterelim. Gel abi, şuna bir bak ya. Yani. Ruhi Usta, şuraya bir yemek koyup yiyebiliriz yani. Yok, o kadar abartma. Gıda tamam, maddesini tamam. Buralara bulaştırmayalım, çarpılırız abi. Ekmek çarpar diyorlar ya, eskinin bir sözü vardır. Onun için gıda çok önemli abi. Yani burada neye bakacaksın? Şu temizliğe bakacaksın. Toz kondurmayacaksın. Nasıl bazı mesela mutfaklarda, evlerde, vitrinlerde toz toprak olmaz ya mesela. Bir lokantaya gidersin, masalar pırıl pırıldır. Bir yere gidersin, sandalyeye otururken ıslak mendil kullanırsın mesela. Doğru. Aynen, aynen doğru söylüyorsun abi. Şimdi ben de şuraya parça takacağım bak. Şuna bak. Gördün mü makinayı?
Eline koluna sağlık Ruhi Ustam. Çiçek gibi oldu vallahi. Şöyle bak. Yani işinizi severek yapın arkadaşlar. Benim yaşım geçti. Bu saatten sonra ben yapsam ne olur, yapmasam ne olur. Bu size bir öğüttür yani. Bir abi, bir baba nasıl yapıyor? İşinizi tertemiz yapın. Yani şunu, şu bezi şurada 10 kere daha silsem ne olur? Yani ben Ruhi Ustayım diye. Ya şey mi yapmam lazım? Şuraya oturuyor. Oradan iki tane Suriyeli, Afganlı. Yani onlar da üstüne alınmasın da bizim Türkiye'de işler öyle yürüyor. Gel oğlum siz şunu al. Devam et falan. Otur. Sigara ver. Çay getir. Yani böyle yaptığımız zaman hiçbir iş yürümez ve o işte karşı taraf da feyiz almaz. İşinize sahip çıkın. Çünkü bu bir altın bileziktir. Bu altın bileziğin kıymetini bilmezseniz aç kalırsınız. Sürünürsünüz. Orada burada kölelik yaparsınız. Sana tavsiye. Çünkü ya. Niye biliyor musun? Nasıl çiftçiler efendi oldu şu an. Yani milletin efendisidir dedi ya. Evet. Şu an ustalar da aynı arkadaşlar. Sanatımızın. İş yaptıracak usta bulamıyoruz. Ustanın götünde geziyorsun şunu bir yap diye. Adam oraya tuvalete gidiyor, sen başından peçete veriyorsun, nöbet tutuyor. Eline bulan yağ. Aynen öyle abiciğim. Oradan geliyor sabunlu veriyorsun, Arap sabunlu veriyor. Ustam şuna bir bakıver falan. Adam götünü dönüyor, orayı dönüyor, burayı dönüyor. Akşama kadar götünde geziyorsun. Bunları unutmayın. Yani biz bakmayın, biz bilmiyoruz zannetmeyin. Ben size bu bilgileri veriyorum ama yani bilin diye veriyorum. Yani çoğu şeyin de bilincindeyim yani. Uyandığıma uyandım. Yani biz şimdi burada bir usta olarak bir ton bilgi veriyoruz, bir sürü iş yapıyoruz. Şu işleri yaptığımız zaman benim bu işini yaptığım motorcu beni yani kötülese, bana bir laf söylese o hiç zoruma gitmez. Burada yüzlerce, binlerce motor yapılmıştır. Videolarda yüzlerce motor vardır. Belki içinden 3-5 tanesi farklı düşünebilir. Yani hiçbiri de bir günden bir güne bana ya ustam nalet olsun yaptığın iş demedi. Bir iki tane çıktı, nankörler de var. Başka yerden gelen arızalar oluyor, bazen çözülmüyor. Aksilikler çıkabiliyor. Yani onları bile alttan alıyoruz diye geliyor. Ama görüyorum YouTube'da ya işte bu usta şov yapıyor bilmiyor. Abi biz mesleğimizin şovunu yapıyoruz ya. Evet, abi. Öyle değil mi? Yani. Mesela bir sanatçı saz çalar. Saz adam şöyle bir çalar, hararetlenir falan. Benim çok hoşuma gidiyor. Tabii ki. Mesleğini icra ediyor. Keyif alırsın o işten. He. Şimdi ben de burada bu varyatör bakımını yaparken siz de motorun sahibi ve izleyici arkadaş keyif alıyor musunuz, almıyor musunuz? Az önce konuştuk abi, dedik yani keyif aldık. Şimdi mesela bir lokantaya gidiyorsun, önüne yemek geliyor. Garsonun yaptığı hareket, aşçının yaptığı hareket.